Yevgeni Viktorovich Prigojin, Rus devletinde ve siyasetinde kritik simalarından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın dostlarından biri. Prigojin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey için hazırlıklarını sürdürdüğü harekata ilişkin konuştu. Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı Prigojin. Harekat, Türkiye'nin doğal hakkı, dedi. Dünyanın her bağımsız devleti sınırlarını, egemenliğini tehdit eden unsurlara karşı savaşır. Ülkelerin liderleri için bu bir lüks değil, zorunluluktur. Erdoğan da milli çıkarlarını savunuyor. Bu açıdan yaptığı operasyonların meşruiyeti sorgulanamaz. Türkiye gazetesine konuşan Prigojin, Rusya'nın Türkiye'nin askeri hamlesine saygı duyacağını, Türk-Rus ilişkilerini de olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı. DAEŞ ile mücadele görünümü altında Suriye'nin üçte biri PKK-YPG'ye teslim edildi. Güya DAEŞ'e karşı savaşan SDG'nin ihtiyaç duyunca DAEŞ militanlarını bünyelerine kattıklarını gördük. Türkiye batının yaygarasına rağmen teröristleri temizleyebilir. Rusya da bu operasyona saygı duyacaktır. Wagner'in sahibi olduğu söylenen Yevgeni Prigojin, DAEŞ'lıların PKK'ya katıldığına dikkat çekti. SDG, YPG, PKK, DAEŞ'ın aynı merkezin yani ABD'nin kuklaları olduğunu vurguladı. Kürtlerin Türkiye ile bir sorunu olmadığını ifade eden Prigojin, bu durumun PKK'yı besleyen batılı güçleri rahatsız ettiğini kaydetti. Batılı koalisyonun bu sözde iki düşmanı sıkıntısız biçimde himayesi altına alması aslında her şeyi açıklıyor. İşte bu sebeple Türkiye batılı politikacıların yaygaralarına rağmen teröristlere karşı aklı mücadelesini sürdürebilir. Terör odaklarını toprak bütünlüğüne ve güvenliğinin temel unsurlarına saygı duymaya zorlayabilir. Amerika ve Avrupa Birliği'nin Rusya harekatı sonrasında en çok yaptırım uyguladığı Rus iş insanı olan Prigojin, Rusya'daki PKK YPG adıyla herhangi bir dernek, vakıf ya da temsilcilik bulunmadığının da altını çizdi.